Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Yadız zerratil kainat ve mürekkebatiha. 19. söz. Risalet-i Ahmediye dairdir. Aleyhissalatu vesselam. Ve mâ medahtu Muhammeden bi megaleti ve lâki medahtu megaleti bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan Evsaf-ı Muhammediye'dir. 14 reşatı tazammun eden 14. lemanın 1. reşası. Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli muarif var. Birisi, şu kitab-ı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lema ile Arabi Nur Risalesi'nden 13. dersten işittik. Birisi, ayet-i kübrası olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatü vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci burhan-ı natık olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatü vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o burhanın şahs-ı manevisine bak. Sat-ı arz bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir burhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri, bütün enbiya hayatlar kökleri, bütün evliya taravetler semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir davasını, mucizatlarını isnat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o, la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadakte ve bilhakkı natak ederler. Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddaya parmak karıştırsın. İkinci reşa, o nurani burhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor, öyle de Tevrat ve İncil gibi Kütüb-ü Semaviye'nin haşiye, Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamidiyesi'nde 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Öyle de Tevrat ve İncil gibi Kütüb-ü Semaviye'nin yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kahinlerin mütevatir şehadatı ve şakk-ı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secaya-i galiyesini ve kemal-i emniyetini ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet rüsukunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Üçüncü reşa, eğer istersen gel asr-ı saadete, Cezile-tur Arab'a gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak, hüsn-ü siret ve cemal-i suret ile mümtaz bir zatı görüyoruz ki, elinde mucizuma bir kitap, lisanında hakaik aşina bir hitap, bütün beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir kutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. Sırr-ı hılkat-ı alem olan muamma-i acibanesini hal ve şerh edip ve sırr-ı kainat olan tılsım-ı muğlakını fetih ve keşfederek bütün mevcudattan sorulan, bütün ukulu hayret içinde meşgul eden, üç müşkül ve müthiş sual azim olan, necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerine muhni, makbul cevap verir. On dokuzuncu söz, Risalet-i Ahmediye dairdir aleyhissalatü vesselam. Ve mâ medahtu Muhammeden bi megaleti velâkin medahtu megaleti bi Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren,
güzellerin güzeli olan Evsaf-ı Muhammediyedir aleyhissalatü vesselam. 14 reşatı tazammun eden 14. lemanın birinci reşası. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarif var. Birisi şu kitab-ı kainattır ki bir ile Arabi Nur Risalesi'nden 13. dersten işittik. Cenab-ı Hakk'ı bize tarif eden üç külli muarif. Külli muarif tanıtıcısı. Birisine bakın. Yani kainatı kitaba teşbih ediyor. Kitap bir mananın habercisidir. Kitap talim içindir. Kitap tedris içindir. Kitap okumak, anlamak, anladığını hayata dökmek içindir. Kainat muazzam, muhteşem bir kitap. Bab bab, satır satır verilmiş oluyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın kainat kitabında yarattığı her şey mucizedir. Her şey mükemmeldir. Cenab-ı Hakk'ın iki kitabı var. Biri Kur'an-ı Azimşam, biri de ne? Kainat. Kainat kudretin tecellisi. Allah'ın rububiyetinin, kudretinin, ilmi ilahinin, faaliyet ve cevaliyet ilahiyenin tezahür ve tecellisine makes olmuş cami bir ayna. İşte bu kainat her şey, çiçek olsun, sinek olsun, böcek olsun, zerreden ta galaksilere kadar bütün mahlukat, bütün mevcudat her birisi sanat-ı ilahiyedir. Allah'ın kudretinin açık bir mucizesidir. Yani böyle dikkat-i ibret hangi şeye baksan her şey Allah'ın kudretinin mucizesi. Her şey mucize. Her şey harika. Her şeyi Allah sanatlı yaratmış. Bak, işte Kur'an meydan okuyor değil mi? Bütün beşer bir araya gelseler değil mi? Bir sineğin kanadı kopsa lehimleyebilirler mi? Yumurta çatlasa lehim tutar mı? Demek kainattaki mahlukat sayısınca Allah'ın varlığının delilleri ve ayetleri vardır. İşte mütefekkir bir Müslüman kainat kitabını böyle dikkatle, ibretle, fikretle, fikir derinliğiyle okuması lazım. Allah'ın varlığını gösteren en büyük ayet, cami bir ayet kainat. Ha. Şimdi bir kanun var. Nedir o kanun? Sanatlı eser sanatkarını gösterir. Bu bir kanun. Tablo var mı? Artık sen ressamı inkar edemezsin. Kapı ve pencere var mı? Varsa sen marangozu da inkar edemezsin. Duvar varsa arkasında duvarcı var. Cami varsa, köşk ve saray varsa arkasında ne var? Plan var, proje var, mühendislik var, mimarlık var. Şimdi bu gözle baktığımız zaman değil mi? Kur'an'da Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Diyor, başını kaldır bak. Şu gök kubbesine bak. Ne kadar muazzam, ne kadar derin, ne kadar vasi. Ayette ikaz ediyor bak. Tefekküre sevk ediyor. Bak diyor ya. Var mı bir çatlak? Semaya bak. Var mı bir çatlak? O göz tecessüsle baksa, o göz diyor yorulur. Yaratan bilmez mi hiç? İşte Süleymaniye Camisi Mimar Sinan'dan haber verdiği gibi, kainattaki şu sema, şu yıldızlar, şu galaksiler de Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretinden, hallakiyetinden, rububiyetinden haber vermiş oluyor. İşte bu efendim kainat kitabı. İkinci kitapta Kur'an. Risale'nde çok önemli bir cümle var. Cümle şu, diyor ki, yapan bilir. Bilme yapabilir mi? Yapamaz. Hani bir usta bir şeyi sanatlı, hikmetli, müzeyyen, mükemmel yapmışsa, bu yapmanın arkasında ne vardır? İlim vardır, irade vardır.
istat ve kabiliyetin intişar ve inkişafı vardır. Yapan bilir. Allah kainatı yapmış. Bilen de konuşur. İşte Kur'an Allah'ın neyidir? Kelam ve lisanıdır. Nasıl ki asr-ı saadette Kur'an geldiği zaman, değil mi? Arapların en şairleri, en edipleri bir araya geldiler. Kur'an'ın tek bir ayetine bir eş bir benzer getiremediler. İşte Kur'an nasıl mucize ise kainat da öyle mucizedir. Bütün şairler aciz kaldığı gibi kainattaki bütün fen ve terakkiler de Allah'ın bir sanatını yapmaktan acizdir. Demek işte mütefekkir bir Müslüman iki kitabı da mütala edecek. Kainat Allah'ın kudretini gösteriyor. Kudretin arkasında rahmet görünüyor, inayet görünüyor, rızık görünüyor. İhsan görünüyor, kerem görünüyor ve hakeza. Bin bir esmanın tecellisini kainattan okuyabilirsin. Kainat muvahhid-i ekberdir. Allah'ın varlığının delil ve ayetidir. Ama kainat Allah'ın marziyatı nedir? Yani Cenab-ı Hak bizi niçin yarattı? Varlığımızın esprisi nedir? Bizim görevimiz nedir? Bizim Allah'a karşı ya vazifemiz ne? Bunu kainattan okuyamıyoruz. Onun için ne lazım? Vahiy lazım. İşte Cenab-ı Hak Kur'an'ı göndermiş. Şu yerlerin ve göklerin sahibi kimdir? Bak Allah'ı anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını anlatıyor. İnsanın yaratılışını anlatıyor. Ve insanın görevlerini ne yapmış oluyor? Kur'an ifade etmiş oluyor. Peki Kur'an'ın hakikatlerini kim talim edecek? Kim öğretecek? Beşere kim izah edecek? İşte üçüncü küllü marif kimdir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kainat kitabının, değil mi? Kainat kitabının en cami aynası. Kendi mahiyet aynasında Allah'ı gösteren en büyük ayna nedir? Aynayı Muhammed'idir. Aynayı Muhammed'den Allah okunur, Allah görünür daim. İşte Peygamberimiz bakın burhandır. Allah'ın varlığının en büyük burhanı Resulullah'tır. Ama Resulullah'ın diğer iki burhandan farkı ne? Natık bir burhandır bak. Konuşan, miraca çıktı. Cenab-ı Hakk'ın rüyetine, marziyetine, kelamına muhatap oldu. Muhammed-i Emin, o kendinden konuşmuyor. Bak, Allah onu tavzif etti, onu görevlendirdi. Demek hem kainatın sır ve esrarlarını, hem Kur'an'ın ince nüktelerini talim etmek, öğretme noktasından Cenab-ı Hak Peygamberimizi Muallim-i Ekber olarak, Hoca-i Kainat olarak yarattı. İşte bu gece Resulullah'ın dünyaya teşrif ettiği gecenin kaçıncı senesi oluyor bu sene? 1451 sene önce Peygamberimiz elhamdülillah dünyaya teşrif ettiler. Evet. Yani yerler ve gökler onun için kesildi, onun için şimdi bak ya. Bütün varlık aleminin tahakkuk ve tecellisinin vesilesi Zat-ı Muhammed'dir, Aleyhisselatü Vesselam. Bu tabii 19. söz Peygamberimizin risaletini, peygamberliğinin delillerini ifade ediyor. Evet. Şimdi birinciden okuyalım. Birinci reşa. Şimdi şu ikinci burhan-ı natıkı olan Hatem-ül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet. O burhanın şahs-ı manevisine bak. Sat-ı arz bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber. Şimdi bakın, bir dava adamının dirayeti, güç ve kuvvetinin önemliliği, onun arkasında onu takip eden şahs-ı manevinin azamet ve büyüklüğü. Bak Resulullah tek, yetim. Bütün Kureyş'in ekabirleri karşıda. Para onlarda, güç onlarda, dirayet onlarda. Efendim. Resulullah yetim. Bak, tek başına çıktı. Amcası dahi düşman. Bak, davasını nasıl tamim etti. Ve nereden nereye bak.
cahiliyet döneminden insanları aldı, ya kemalat arşına çıkarttı. Kaç senede? 23 senede. Veda hutbesinde bakın, peygamberimizin tarihçilerin ifadesine göre 120 bin sahabe. 100 bin ile 120 bin arasında. 120 bin sahabeyi daire-i imana, itikada soktu. 120 bin insan. Ondan sonra gel. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. Şimdi bakın, dünya nüfusunun çok önemli bir kısmına Müslüman. Resulullah'ın şahsı manevisinin azameti, büyüklüğü, onun risaletinin en önemli delillerinden birisidir. Bak, o şahsı manevinin tezahüründe burada bir ölçü veriyor. Mekke ve Medine. Yani küre-i arz, Resulullah'ın neyi? Mescidi. Mescidi. Bak, Mescid-i Resulullah. Bütün küre-i arz, Resulullah'ın mescidi. Mescide, camiye girdiğin zaman ne var? Bir mihrap var, bir de minber var. Mekke mihrap. Değil mi? Mihrapta ne var? Nefsinle, şeytanınla mücadele ediyorsun. Veçini Allah'a çeviriyorsun. Allah'a ekber diyorsun. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini ne yapıyorsun? Tasdik ediyorsun. Veçini Kabe'ye çeviriyorsun. Bakın, Mekke dönemi mihrap. Çok sıkıntılı, çok sancılı. Bütün tazdik ve tahakkümlere rağmen Resulullah davasını tereddüt etmeden, korkmadan, çekinmeden ifade etmiş. Değil mi? Ne demiş? Emmi emmi, bir elime güneşi, öbür elime ayı verseler, kameri verseler, ben bu davadan vazgeçmem. İşte Mekke'deki cihadı. Medine'de kürsü, Medine kürsünde de İslamiyet'in hakikatlerini, ahkamın güzelliğini, insaniyeti, İslamiyet'e medar muamelatı, hayata lazım olan esasları ne yapmış? Bütün beşer alemine tamim etmiş. Evet. Demek ki hakikat noktasında teşbih itibariyle bakarsak, Mekke'de cihat var, mücadele var. Medine'de ahkamın, Allah'ın ayetlerinin tamim ve bütün aleme neşredilmesi var. Evet. O Burhan-ı Bahir olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün ehli imana imam. Yani bütün ehli imanın neyi? Peygamberimiz imamı. Evet. Bütün insanlara hatip. Yani Resulullah'ın hitabı bütün beşeredir. Şimdi yani teknik tabiriyle ulema iki tabir kullanmış değil mi? Ümmeti icabet, ümmeti davet. Ümmeti icabet, Resulullah'ın davasını tasdik ederler. Bugün yaşayan bütün Müslümanlar nedir? Ümmeti icabettir. Resulullah'ın ahkamına ne demişler? Sadakta demişler, iman etmişler, İslam'ı yaşıyorlar. İslam'ın dışındaki diğer insanlar nedir? Onlar da ümmeti davettir. İslamiyet'in daveti kıyamete kadar devam ediyor. Demek bütün beşer o ümmet tabirinin içerisindedir. Tasdik edenler müminlerdir. Tasdik etmeyenlere de İslam'ın davet kapısı açıktır. Şimdi bütün dünya dilleri, bütün dünya dinleri içerisinde bakın, İslamiyet'in kutsiyetine kalpler, gönüller mühiyye olmuş oluyorlar. Bütün batı dünyasının ihanetine, yalanlarına, şeytaniyete rağmen bugün dünyada en ziyade büyüyen, kalplerde masaddak bulunan din, elhamdülillah, dini hak ve İslamiyet'tir. İnşallah İslamiyet bütün dünyaya hükmedecek. Allah'ın varlığının saltanatını, değil mi? Peygamberimiz buyuruyor, davayı Muhammediye dünyanın en ücra köşelerine kadar gidecek. Ve gitti. Ve gitmeye de devam ediyor. Demek bu cihette de bizim görevimiz nedir? İslamiyet'in hakikatlerini bütün beşere duyurmak. Bakın şimdi bütün dünya sancı içerisinde, sıkıntı içinde.
ahir zamanın dehşeti içerisinde. Bak Avrupa'ya bak. Bitmiş ya. Aile yok. Nikah yok. Her türlü pislik var. Her türlü ihanet var. Bak, tefessü etmiş gitmiş. Bu insanları bu bataklıktan, bu kirden, bu necasetten çıkartacak dini hak İslam'dır. Onun için İslamiyet ahir zamanda tekrar kemal-i şaşa ile zuhur ve tecelli edecek. Üstad onun müjdesini de veriyor. Ne diyor? Şu istikbal-i inkırabı içerisinde en yüksek gürseda elhamdülillah İslamiyet'in sadası olacak. Evet. Bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri. Şimdi Mace'deki bir rivayette Cenab-ı Hak 124 bin peygamber göndermiş. Şimdi bir ağacın bir kökü var, değil mi? Bir gövdesi var, münteşir gövdesi var. Bir de neyi var? Semeleri, dalları, meyveleri bak. Yani İslamiyet'in, yani İslam deyince Hazreti Adem'den gelen dinden ta Resulullah'a kadar gelen hak peygamberin hepsi nedir? Hepsi Müslümandır. İslamiyet budur yani. Şimdi bakın, ağaca bakın, ağacın bir kökü var, bir de neyi var? İntişar eden gövdesi üzerinde dalları ve meyveleri var. İslamiyet'in şahsı manevisinin ağacının kökleri 124 bin peygamber. Bakın burada nasıl bir icma var ya. 124 bin peygamber ne demiş? La ilahe illallah demiş. Yerlerin ve göklerin maliki, sahibi, halıkı, Rabbi kimdir? Allah'tır. Bak 124 bin şahit. Bak bu nasıl rahsih bir delil ve hüccet değil mi? Hukukta değil mi? Sadık iki tane şahitle, iki tane şahit desek ya adam gece burada oturuyoruz, bir adam çekti birisini vurdu. Burada 100 kişiye gerek yok. İki tane sadık, doğru sözlü bir adam desek hakim bey vallahi billahi yemindi. Üç harflerce ve bete vallahi billahi tallahi biz gördük filan adam çekti filanı vurdu. Hukuk şimdi ne yapar? Bak o katili yakar mı? Cezasını verir mi? Bak iki kişinin şehadeti yeter. Delildir bak. Şimdi 124 bin peygamber ne demiş ya? Allah var, ahiret var. Hesap var, hesap. Bütün nimetlerden sorulacaksınız. Resulullah'ın davasının, yani İslamiyet'in şahsı manevisinin kökleri peygamberler. Peki meyveleri? 124 milyondan ziyade evliyalar, asfiyalar, arifler, salihler, muhakkikler, mudakkikler, müfessirler, müttakiler. Bunlar da ne? Hakkat-ı Muhammediye'nin meyveleri ya, meyvesi ya. Bak, kafirler demişler ki, biz İslamiyet'i inkar edemiyoruz ama Şah-ı Geylani'yi de inkar edemiyoruz ya. 124 milyondan ziyade evliyalar. Peygamberlerin elinde ne var? Kitap var, suhuf var, mucize var. Evliyaların elinde ne var? Keramet var, keşfiyat var, müşahadet var. Velayet var. Allah'ın has kulları, müstakim kulları. Ve bunlar bakın beşerin en doğru, en sadık, en münevver insanlar. Hakikaten bakın bu nokta çok önemli. Yani şöyle tasavvur edin. Uzaydan bir mahluk gelse, bir canlı gelse, gelse, şimdi bir kısım insanlar var, dinden ırak, İslamiyet'ten ırak. Onların hayatına baksa. Zulüm, pislik, ihanet, yalan, dolan, her şey. Her şey var. Bütün pisliği hayatlarında sergileyen bir cemaat, bir cemiyet düşün. Bir de bütün güzelliği hayatında teşhir eden peygamberlere, evliyalara bak. Fazla ferasete ihtiyaç yok. Bak şimdi Allah var, ahiret var diyenler kim? Peygamberler.
Peygamberlerin hayatında yalan var mı? Haşa, yanlış var mı? Beşerin yıldızları. Saadette, sururda, ahlakta, fazilette, dinde ve imanda müstesna yıldız gibi insan. Bir de Allah'ı ve ahireti inkar edenlere bak. Yüzlerine bak. Hayatlarına bak. Yaşantılarına bak. Ya, zibil ya. Demek İslamiyet'in hakkaniyetinin en büyük delili 124 bin peygamber ve 124 milyondan ziyade evliyalar İslam'ın kutsiyetini, hakikatini, doğruluğunu, adaletini akıl gözüne açık bir şekilde elhamdülillah göstermiş oluyor. Evet. Bütün enbiya hayatlar kökleri, bütün evliya taravetler semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki her bir davasını mucizatlarına isnat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza diyorlar. Zira o la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazı ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadakta ve bilhakkı natak ederler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddaya parmak karıştırsın? İkinci reşa, o nurani burhan-ı tevhid nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor, öyle de Tevrat ve İncil gibi Kütüb-ü Semaviye'nin haşiye, Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamidiyesi'nde 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır. Yani bütün semavi kitaplar Resulullah'ın geleceğinin haberini vermiştir. Ahmet gelecek. Ben gidiyorum Hazreti İsa arkada. Kim gelecek? Teselli verici gelecek. Tevrat'ta, İncil'de, Suhuflar'da peygamberimizin geleceğinin işaretlerini Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamidi kitabında bunu ifade etmiş. Evet. Delilleriyle izah etmiş. Bu basılı, Türkçe'ye de çevrildi bu kitap. Evet. 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kahinlerin mütevatir şehadatı. Bir de peygamberimizin risaletinin delil hüccetleri var. Yüzlerce harika ahvalın zuhur etmesi. Kahinler, istikbalden haber veren insanlar peygamberimizin geleceğinin işaretini de açık olarak beyan etmişler. Bunlar da tarih kitaplarında var. Tescil edilmiş. Evet. Ve Şakk-ı Kamer gibi binler mucizatının delalatı. Bir de peygamberimizin bine mütecaviz şey var. Mucizeleri var bak. Allah bak mucize ile sünnetullah kanunlarını kırıyor. Resulullah parmağını kaldırdı. Bak, kameri ayı iki parça yaptı. Kur'an'da ne diyor? Veşşakkal kamer diyor. Kamer iki parça ayrıldı. Müşrikler bu ayete itiraz etmediler, edemediler. Yani böyle bir şey olmasaydı o zaman bütün müşrikler ne yapacaktı? Ayağa kalkacaktı. Ya Kur'an diyor ki kamer ikiye parçalandı, biz görmedik. Biz duymadık, işitmedik. Gördüler. Başta Ebu Cehil gördü zalim. Hatta Ebu Cehil'in yanındakiler Müslüman oldular, o zalim Müslüman olmadı. Gördüğü halde olmadı. Kâfir işte. Ebu Cehil var. Bakın. O günkü müşrikler, ekabir müşriklerin hiçbirisi bu ayete itiraz etmedi. Ne yaptılar? Tevil ettiler. Tevil ettiler. Haşa Muhammed'in sihri ne yaptı? Semaya yükseldi dediler. Kur'an kamerin parçalandığını açık olarak ifade ediyorlar. Etti ve kafirler buna şey demediler, itiraz edemediler. Ancak tevil ettiler. Evet. Ve şeriatın hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi. Zatında gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesini. Şimdi burada hakikaten bu üzerine çok durmak gerekiyor. Peygamberimizin davasının hakkaniyeti, davasının hak olduğunu, hakkat olduğunun ölçüleri ne?
Şimdi bunları Resulullah bu 7-8 tane sayıyor. Bunları Peygamberimiz hayatında fiilen en güzel yaşamış ve göstermiş. Tamam. Ama bizim mümin olarak bizim görevimiz nedir? Peygamberimizin sünnetine ittiba etmek. Yani daha doğrusu Peygamberimiz bu gece teşrif etti. Kainatı aydınlattı. Allah onun nuru hürmetine bizi de affetsin, mağfiret etsin. Cennetine liyakat etsin. Ama tebaiye sırrıyla Resulullah'a ne kadar benziyoruz? Yani bu derste bu murakabeyi, bu muhasebeyi yapmamız lazım. Bakın şimdi Peygamberimizin vasıf ve sıfatlarını, nitelik ve özelliklerini anlatıyor. Oku. Bir. Zatında gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesini. Bak, şimdi Peygamberimizin bak risaletin Peygamberimizin peygamber olduğunun en büyük delili neydir? Ahlak-ı aliyesi. Nasıl bir ahlak? Allah. Efendimiz buyuruyor, mahşer gününde terazide en ağır gelen güzel ahlak. Ahlakı güzel olan, imandan sonra ahlakı güzel olan Müslüman inşallah cennete girer. Kalbinde hıyanet yok. Gözünde ihanet yok. Özünde ihanet yok. Sözünde ihanet yok. Davranışlarında ihanet yok. Dümdüz. Safi, temiz ve berrak bir ahlak. Tertemiz. Peygamberimizin ahlakının güzelliği risaletten önce, ta doğuştan itibaren gelmiş. Allah onu o büyük vazifeye hazırlamış. Risaletten önce Peygamberimizin ismi, ünvanı ne? Muhammedül Emin. Bak Muhammedül Emin. Müşrikler bir araya geldiler, Peygamberimizi geri öldürecekler. Nasıl yapalım? Bir kişi öldürürse kan davası olur, kıyamete kadar devam eder. Her aşiretten böyle yiğit güçlü insanları toplayalım, beraber evini bassınlar. Efendim, ne derler ya, kim vurduya gitsin diyorlar ya işte bu anada. Öldürürler, ondan sonra da herkes iştirak etmiş olduğu için suç umma dağılır. Kan davası olmaz diye, işte biliyorsunuz o tarihi hadiseyi. Peygamberimizin evini şey yaptılar, kuşattılar. Resulullah Hazreti Ali yatağına yatıyor. Ya Ali, sen yatağımda yat. Ve yarın bakın Peygamberimizi öldürmeye geliyorlar. Ama o müşrikler kıymetli mücevheratlarını, altınlarını öz anasına, babasına, kardeşine teslim ediyor. Muhammedül Emin. Ya Muhammed sen eminsin. Sende yalan yok. Peygamberimizi öldürmeye niyet eden müşrikler kıymetli mücevheratlarını Resulullah'a vermişler. Peygamberin Hazreti Ali'ye emretti. Yarın dedi, sen o emanetleri müşriklere tek tek şey dağıt. Ondan sonra arkada Medine'ye gel. Kendilerine güvenmiyor anasına babasına. İşte Risaletten önce Muhammedül Emin. İşte Peygamberimiz kavmini topladığı zaman onlara sordu. Siz beni nasıl tanıyorsunuz? Müşrikler hep bir ağızda ne derler? Ya Muhammed sen eminsin. Senin hayatında yalan yok. Senin hayatında yanlış. Ben dedi desem inanır mısınız? Bak Resulullah'ın mantığı muhataba delil ve hüccet de konuşuyor. Ben desem şu dağın arkasında düşman var, inanır mısın? Ya Muhammed inanır. İşte ben Allah'ın Resulü deyince Ebu Leheb fıtırdı. Düşman yani taşlattı. Taşlatmak istedi. Bak. Muhammedül Emin ya. Yalan yok. Ya. Yanlış yok. Resulullah'ın davası.
sıddıkiyet ve doğruluk. İşte dinin esası nedir? Sıddıkiyettir, doğruluk. Doğru oldum mu Allah'a yaklaştım. Ama istikameti kırdım mı helak olduğuna bittim. Cenab-ı Hak istikametten, doğruluktan ayırmasın. Peygamberimizin güzel ahlakı. Resulullah'ın yanında kedisi uyuyor. Kedi. Cübbenin üzerinde uyuyor. Cübbenin üzerinde uyuyor. Şimdi kalkacak. Şefkata bak. Kalktığı zaman kedi ne olacak? Ayılacak. Ya uyusun. Rahatsız olmasın diye Peygamberimiz cübbesini makasla kesti. Kesti. Kedi orada uyusun. Mekke'ye ordu gidiyor. Ordunun yürüyüşü. Yani develerle, atlarla, süvarilerle, piyadeyle yürüyorsun toz duman içerisinde. Yolda affedersiniz bir köpek, 7-8 tane yavrusu orada yatmıştı. Onlar rahatsız olmasın diye ordunun yönünü değiştirdi. Hayvanlara karşı Resulullah'ın şefkatine bakıyor. Çocuğun çok güzel bir kuşu vardı. Kuşunu çok seviyordu falan. Böyle yanında okşuyor, seviyor. Her gittiği zaman yanına götürüyor. O çocuğun kuşu öldü. Peygamberimiz o çocuğu taziyeye gitti. Onun dikkatini izale etmek için bak. Şefkatı Resulullah. Davayı Resulullah, hamiyeti Resulullah, gayreti Resulullah. Bütün aşağı yukarı Müslüman'da olması lazım gelen kemal sıfatlar 100'e yakın. 90 tane 100'e yakın güzel sıfatlar var. Bütün güzel sıfatlarda Peygamberimiz bütün güzel sıfatlarda Hazreti Adem'den kıyamete kadar bütün sıfatların kullarında en önde en ileride. En Allah'a diyor kasem ederim ki Uhud Dağı kadar altınım olsa. Uhud Dağı 12 kilometre uzunluğunda 8 kilometre genişliğinde bir dağ. Allah'a kasem yemin ederim ki Uhud Dağı kadar altınım olsa 3 günde onun hepsini fakir fukaraya tasadduk ederim, eritirim. Uhud Dağı bir günde erir mi? Allah. Şimdi Peygamberimizin tabii güzel ahlakı, din güzel ahlaktır ya. Allah ahlakımızı güzelleştirsin. Münafık hakkında ayet var ya, sözünde durmaz, yalan söyler, yanlış yapar. Bir de intikamda ileri gider. Yani şiddette intikamda münafık ne yapar? Haddini çok aşar. Şimdi Peygamberimizin şefkatine bakın. Şefkat-ı Resulullah. Davayı Resulullah. En kemal sıfatlar Peygamberimizde. Ben bize bakan cephesiyle bir murakabe, bir muhasebe manasında düşünürsek biz o güzel ahlakın neresindeyiz? Değil mi? Bu ihbarın bir sözü var. Çok meşhur bir sözü var. Pakistan'ın meşhur şairi İkbal hacdan ve umreden gelenlere soruyormuş. Mekke'den, Medine'den ne getiriyorsunuz? Şimdi örf adet ne? Hurma getiriyorlar. Hurma, zemzem getiriyorlar. İşte tesbih, tak. Ya, diyor ya, Resulullah'ın ahlakından ne getiriyor? Resulullah'ın ahlakından ne getiriyor? Hazreti Ebubekir'in sıddıkiyetinden, Hazreti Ömer'in adaletinden, Hamidi diniyesinden, Hazreti Osman'ın edep fayasından, Hazreti Ali'nin ihlas ilminden ne getirdiniz?
Şimdi biz o ahlakın neresindeyiz? Bu cihetler Müslümanın kendini ciddi manada ne yapması lazım? Murakabe etmeli lazım. Bu bir. Devam et. Şunu biraz açalım. Ses. Evet. Ve vazifesinde nihayet üstündeki secaya-i galiyesini. Bir şimdi ahlak galiye var, bir de secaya-i galiye var. Şimdi ahlak, yani bütün Müslüman'da güzel ahlak olması lazım. Bir de Risale çok ağır bir görev, peygamberlik. Yani kainatta en ağır görev ne? Risale. Peygamberliğe medar vasıf sıfatları itibariyle Resulullah mümtaz. Diğer peygamberlere benzemiyor. Bu da ikincisi. Devam et. Ve kemal emniyetine. Bak emin. Yani bakın şimdi cemiyet hayatında emniyet nereye düşmüş? Hadi. Ticarette emniyet. Adam yemin ediyor ya vallahi billahi gittim lahi bana 10 lira borç ver. 3 gün sonra vereceğim. Yarın vereceğim diyor. 3 gün sonra. 3 gün değil 3 ay geçiyor. Sen utanıyorsun ondan istemeye. Onda ağır utanma yok. Ya ne oldu? Ya ne oldu? Yedik mi yani? Açtık gittik mi? Borcum var. Alacağım var ama vermiyorum. Allah Allah. Şimdi bakın ya. Emniyet. Ahir zamanda bak. Emniyet paralanmış, parçalanmış. Ben bazen misal veriyorum. Yani şimdi 10 yaşındaki bir çocuğu yani güzeller güzel. Değil mi? Onlara bir şey demiyoruz ama bak. Ahlaktaki düşüş ya. 10 yaşındaki çocuğu kasaba gönder. Git oğlum şuradan bir kilo kıyma. Pasaf ne yapar? Nasıl kıyma verir? Evet. Ne katmaz ki içine? Allah Allah. Bak, mümin emindir. Müminin çok önemli sıfatlarından birisi emniyettir. Emniyet imanla endeksidir. İmanda zafiyet olursa emniyet çürür. Sahtekar adam. Anadolu tabiriyle fırıldak. Kafasında 40 tane tilkinin kuyruğu dolaşıyor. Tam fırıldak. Ya. Şimdi emniyet noktasında İslam alemi emniyete muhtaç. Emin Müslümanların sayısı ne olmuş? Azalmış. Çok azalmış ya. Emniyetin neresindeyiz? Ne kadar eminsin? Her Müslümanın kendini ciddi manada murakabe etmesi lazım. Emniyeti oku. Ve kuvveti imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası. Peygamberimizin imanını, güvenirliğini gösteren ölçüsüne fevkalade takvası. Takva. Takva ne? Günahlardan kaçınmak. Peygamberlerin hayatında günah yok. Onlarda ne var? İsmet sıfatı var. Takva. Şimdi takvada neredeyiz? Ya? Gözün nerede? Lisanın nerede? Elin nerede? Ayağın nerede? Hayatın nerede? Yaşantın nerede? Evet. Fevkalade ubudiyeti. Bir de ibadet. Resulullah'ın ibadeti ya. Sabahlara kadar. İbn-i Mesud biraz cılızmış. Ayakları böyle gücü böyle. Dayanma gücü nakız. Peygamberimizin arkasında durmuş. Resulullah bakın. Yani bu kaba ifade ederse aşağı yukarı 2,5-3 cüz okumuş. Birinci rekat. 1 cüz 45 dakika. 2 cüz
90 dakika. Ya. İbn Mesud diyor ki ayaklarım titremeye başladı. Az kaldım diyor. Ya bak namazımı bozayım diyor. Her gece öyle. Resulullah'ın bak dizleri şişiyordu namazdan ya. Ya Resulallah, Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmedi. Ya işte Allah'a şükreden bir kul olmayayım. Ya. Bakın ya. Nasıl ibadet. Ya. Muhittin Arabi gibi zatlar demişler, Peygamberimiz miraca cismaniyetiyle çıktı. Ama Resulullah'ın her namazı ruhani bir miraç diyor. Bazı rivayetlerde var ki Peygamberimiz bakın Allahu Ekber diye Fatiha'ya başlayınca sanki göksünde bir kazan, kazanın içerisinde taş koy, o sular böyle kaynadığı zaman ses çıkarttığı gibi Resulullah'ın göksünden böyle ses geliyor diyor. Bak ibadeti müstesna. Şimdi bakın, ümmetin vaziyetine bakın. Evet. Namazda neredesin? İbadet ciddiyetinde. Bu asırda Müslümanın iman ciddiyetinin çok önemli bir göstergesi namazdır. Müslüman olmanın şartı. Şartı ya. Şart. Şart şart. Üniversiteye girmenin şartı. Tıp fakültesine gir. Şartı ne? Liseyi bitireceksin. İmtihanlara gireceksin. Şu kadar puan alacaksın. Müslüman olmanın şartı ne? Namaz. Bitti. Şimdi ümmet bakın nerede ya? Allah Allah. Bakın. Şimdi Peygamberimizin ahlak halisi. İbadeti, taatı, marifeti, şefkati, hamiyeti, gayreti, sehaveti, cömertliği ya. Ya nasıl bir cömertlik ya? Hüneyn Savaşı'nda, bunu zaman zaman anlatıyoruz ya, Hüneyn Savaşı'nda Peygamberimizin hanesine 100 tane deve düşmüştü, 100 deve. Develer böyle yayılmış. Bir tane müşrik geldi, develere baktı, ağzında bir cümle çıktı. Ne güzel develer. Bunlar keşke benim de olsaydı ya. Bak ne güzel develer. Peygamberimiz döndü. Bak müşrik. Hepsini sana hediye ettim. Adam şok oldu ya. Böyle bir sahabet, böyle bir cömertlik ancak peygamberde olur dedi. Ne oldu? Ya. Şimdi bir adamın Mercedes taksisi var. Böyle baksana desin ki ya maşallah ne güzel taksi. Bir bakıyorsun hemen çıkarttı. Anahtarı sana diyor. Ruh zeminde var mı öyle bir adam? Yok yok. Allah. Yok. Kim Resulullah'tan ne istemişse peygamberin hiç hayır demedi. Vefatına yakın birisi çok güzel bir kumaş böyle elbise giyeceği böyle hırka manasında özel dikilmiş hazırlamış ki Resulullah'a hediye etti. Peygamberimiz de giydi. Son günleri ya. Resulullah girdi, mescide girdi. Mübarek sahabenin birisi, ya Resulallah. Onu bana ver. Hazreti Ömer dişini kıcırtır. Ulan ne yapıyorsun sen ya? Ama peygamberimizin yanında edepten dolayı sahabeler ses çıkartmıyor. Ya. Ya Resulullah bana ver. Peygamberimiz çıkarttırıver diyor. Bir kadın geldi, çocuğunu gönderdi peygamberimize. Oğlum git Resulullah'ın gömleğini iste. Çocuk geldi. Ya Resulullah annem senin gömleğini istiyor. Peygamberimiz tamam dedi. Tamam dedi. Çocuk gitti. Bir de annesinin yanına gitti. Annesi dedi ki oğlum tekrar git iste. İkinci kere. Peygamberimiz çıkarttı gömleğini verdi.
O gün mescide gelemedi. İkinci bir gömlek yok. Namaza gelemedi ya. Sahabeler merak ettiler. Acaba Resulullah hasta mı oldu, öldü mü ya? İkinci bir gömleği yok. Ama Peygamberimiz isteseydi krallar, sultanlar gibi yaşar mıydı? Yaşardı da. Melek geldi ya Resulullah. Cenab-ı Allah'ın taahhüdü var. İstersen şu bütün dağları altın yapacak. İstersen sana kıyamete kadar ömür, istersen sana saltanat, krallık verecek. Ya, bak, Peygamberimiz hiçbirini istemedi. Ya. Allah'ın marziyetinden daha büyük devlet, Allah'ın rızasından daha büyük şeref, Allah'a kulluktan daha bir itibar var mı? Ya. İşte yani Cenab-ı Hak Resulullah'ın ahlakıyla bizi ahlandırsın. İkbal'ın sözü çok önemli. Tamam, Mekke'ye gittin, Medine'yi de gördün. Hacı da oldun, Allah kabul etsin. Umre'ye de gittin. Ama Resulullah'ın ahlakından ne getirdin? Şimdi bugün ümmet-i Muhammed bu ahlaka eskiden 1000 derece daha fazla ihtiyacı var. Ciddi ahlakta sıkıntı ve sancı var. Ya düzeleceğiz, ya tövbe edeceğiz, Allah'a yöneleceğiz ya da bu dehşetli mana kıyametin kopmasına hata ve kusurumuzla, günah ve isyanımızla ne yapmış olacağız? Allah korusun, fetva verilmiş olacağız. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i muhafaza etsin. Allah ayağımızı kaydırmasın. Resulullah'a ittiba. Resulullah'a ittiba. Ayet-i kerime açık değil mi? Eğer Allah'ı seviyorsanız diyor Cenab-ı Hak, peygambere ittiba edeceksiniz, uyacaksınız. Uymazsanız, ayetin lazımı ne? Uymazsanız netice veriyor ki sizin Allah'a muhabbetiniz yoktur. Allah'a muhabbet, Resulullah'a ittiba etmeyi manen, hükmen emrediyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız, işte ölçü, mehenk ne? İşte Resulullah. Ona uyacaksın. Uydun mu? Tamam. Uymadın mı? Demek ki Allah bu ümmeti muhafaza etsin. Kötülerin şerrinden. Resulullah'ın, bakın, hadis-i şerif var. Ümmetimin diyor, böyle fıskı fücre, davleti ve sapıklığa gittiği zamanda, işte bu zaman hangi zaman? Ahir zaman. Kim diyor benim sünnetime temessük ederse 100 şehidin ecir ve ücretini alır. Buradaki tabii sünnet ne? Resulullah'ın hayatını ve yaşantısını hayatın merkezine koymak. Hayatın merkezine Resulullah'ı koymak. Resulullah nasıl davranırdı? Ne yapardı? Ama insanlar sünnet deyince ne anlıyor? İşte ya bu asırda yeme, içme, yatma önde geldiği için, öne gittiği için Resulullah ne yedi, ne içti, ne uyudu, ne kalktı değil bak. Allah peygamberimizi evvela muallim olarak gönderdi. Resulullah'ın tebliği, ya, Resulullah'ın hakikati temsili, ya, yaşayan bir hakikat işte Resulullah. Cenab-ı Hak ona ittiba noktasında şevkimizi, hamiyetimizi yerleştirsin. Elimizden tutsun, ayağımızı kaydırmasın. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.